Konumuz ikinci derece denklemlerin grafiği olan parabol. İzliyoruz. Parabol, ikinci derece bir denklemin kartezyen koordinat sisteminde oluşturduğu eğridir. Şimdi gelin parabollerle ilgili matematikte ne gibi işlemler yapılır bunu görelim. Denklem verilen fonksiyonun parabolünü çizme. Bunun için arkadaşlar, denklemin kartezyen koordinatlarda oluşturduğu noktalar tespit edilir. Ya da parabolün kartezyen koordinatlarda hangi noktaları kestiği tespit edilir. Bunu yapmak için denklemde x gördüğümüz yere 0 yazar, y'yi kestiği noktayı tespit ederiz. Paraboller ya çukur şeklindedir ya da bir tümseye benzerler. Dolayısıyla bu parabolü kartezyen koordinat sistemine taşıdığımızda bir minimum y değeri ya da bir maksimum y değeri görürüz. Kısaca parabolün tepe noktasından bahsederiz. İşte ikinci bulacağımız şey parabolün tepe noktasıdır. T eşittir r virgül k parantez içinde ifade edilir. Burada r eksi b bölü 2a, k 4ac eksi b kare bölü 4a şeklinde formülize edilir. Lakin k'nın formülünü unutabilirsiniz. Bu durumda fonksiyonda x gördüğünüz yere bulduğunuz r değerini yazarsanız yine k'yı elde edebilirsiniz. Parabolün x eksenini yani apsisi kestiği noktaları tespit etmek. Bunun için de daha önce ikinci derece denklemlerde kök bulma yöntemi olan delta'yı hesaplarız. Sevgili arkadaşlar, delta'nın 3 durumu var. Birincisi, delta 0'dan büyükse denklemin 2 reel kökü var demektir. Bunun parabol grafiğindeki anlamı parabol x eksenini 2 farklı noktadan kesiyor demektir. Yani sorularınızda verilen parabol x eksenini iki noktada kesiyorsa gibi bir ifade geçiyorsa o zaman ne anlıyoruz? Delta sıfırdan büyük. İkinci durumda delta eşit sıfır durumu. Burada yine iki kök vardır arkadaşlar. Fakat bu iki kök birbirine eşittir. Bu çizdiğiniz grafikte şu anlama gelir. Parabol x eksenine bir noktada teğettir. Yine sorularınızda parabol x eksenine teğetse diye ifade geçiyorsa burada anlayacağız ki bu denklemin deltası 0'a eşit. Deltanın üçüncü durumu ise 0'dan küçük olduğu durumdur. Yani burada da aslında iki kök vardır. Lakin bu kökler reel sayılarda değildir. İmajiner yani karmaşık sayılardadır. Bu parabolü çizdiğimizde grafiğini göreceksiniz ki x eksenini kesmiyor. Sorularda parabol x eksenini kesmiyor. X eksenin üstünde veya altında gibi ifadeler varsa anlayacağız ki burada bu denklemin deltası 0'dan küçüktür. Parabolün grafiğini çizmede son durumsa denklemimizdeki a'nın işaretine bakarız. Eğer a'nın işareti 0'dan büyükse kollar yukarı. Eğer a'nın işareti 0'dan küçükse kollar aşağı yönlüdür. Gelin bunu bir örnekle gösterelim. Denklemimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Önce ne yapıyoruz? X eşittir 0 deyip y değerini yani fonksiyonun grafiğin y'yi kestiği noktayı tespit ediyoruz. Sonra tepe noktasını hesaplıyoruz.
Denklemin köklerini delta yöntemiyle çözüyoruz. Verilen bu örnekte a yani x karenin önündeki katsayı sıfırdan büyük olduğu için kollar yukarı doğru olur diyoruz ve tespit ettiğimiz noktalar üzerinden parabolümüzü şekildeki gibi çiziyoruz. Grafiği verilen parabolün denklemini bulma. Burada genellikle sorularda şıklardan gidebiliriz arkadaşlar. İlk yapmamız gereken soruda x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda şekilde verilen grafikteki y noktasını tespit etmektir. Sağlamayan denklemleri eliyoruz. Sağlayan denklemler için parabol noktalardan oluşur. Yani o noktalar o parabol denklemini sağlar arkadaşlar. Örneğin soruda verilen herhangi bir noktayı seçersek, o noktanın absis değerine karşılık ordinat değerini verilen şıklardaki elimizde kalan denklemlerden biri sağlamalıdır. Sağlamayan denklemi eliyoruz. Parabolün bir doğruyla olan ilişkisini inceleyelim. Y eşittir ax kare artı bx artı c gibi bir parabol fonksiyonumuz ile y eşittir dx artı e gibi bir doğrumuzun birbirine göre durumlarını inceleyelim. Bunu çözerken her iki y değerini de eşitliyoruz. Sonra taraf tarafa düzenliyoruz. Ve y3 gibi yeni bir parabol fonksiyonu elde ediyoruz. Bu fonksiyonu köklerini hesaplıyoruz. Bunun için de delta yöntemine başvuruyoruz. Eğer elde ettiğimiz delta sıfırdan büyük ise o zaman bu doğru parabolü iki noktada keser diyoruz. Ya da sorularda doğru parabolü iki noktada kesiyorsa ifadesi olarak görürsün. Y3 fonksiyonunda eğer delta sıfıra eşit çıkıyorsa o zaman doğru parabole bir noktada teğet demektir. Yine bunu sorularınızda doğru parabole teğet ise ifadesiyle görürsünüz. Delta'yı sıfıra eşitleyip soruyu ona göre çözeriz. Üçüncü durum delta'nın sıfırdan küçük olma durumu ki elde ettiğimiz bu y3 parabol fonksiyonunda parabol ile doğru birbirini kesmezler arkadaşlar. Sorularınızda doğru paraboli kesmiyorsa gibi bir ifade varsa o zaman o soruyu delta sıfırdan küçük olarak düşünüp çözeceğiz. Bir parabolün başka bir parabole göre durumu. Bu durumda y1 ax kare artı bx artı c denklemi ile diğer bir parabole ait dx kare artı ax artı f gibi iki tane parabol denklemimiz söz konusudur. Yine denklemleri birbirine eşitleyip y3 denklemini elde ederiz. Bu denklemde ikinci dereceden bir parabol denklemi olduğu için iki köke sahip. Bu iki kökü hesaplamak için yine delta yöntemini kullanırız. Delta sıfırdan büyük çıkıyorsa bu iki parabol birbirini iki noktada kesiyor demektir. Delta eşit sıfırsa bu iki parabol birbirine bir noktada teğettir. Tepe noktaları birbirine çakışıktır. Ve son olarak delta sıfırdan küçükse bu iki parabol birbirini kesmiyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin buraya kadar anlattıklarımıza birer örnek vererek inceleyelim.
Evet arkadaşlar, matematikte parabol ve parabol çözümleri bu şekilde yapılır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.